Evet, bugün gerçekten de ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu zorluk maalesef yıllardır uygulanan politikaların bir sonucu olarak yani toplumumuzu derinden etkiliyor. Enflasyon aldı başını gitti, fiyatlar aldı başını gitti. Ücretliler bu işin en büyük sıkıntısını çekiyor. Yine işte ev kiralarından doğalgaza, işçi emekçi için araç çok lüks. Bu sıkıntılı süreçte dayanışma ve birlikte hareket etmekten başka çaremiz yok. Ekmeği bölüşeceğiz ki sendikamızda da ben hem işçinin, emekçinin yanında gösterdiği tavırdan ötürü teşekkür etmek isterim. Hem de iyi bir dayanışma gösteriyorlar. Yapıcı bir tavırları var. Bundan ötürü teşekkür etmek isterim. Evet, Yenişehir büyük bir ilçe. Yenişehir'de yaşayan her insan bizim ailemizin bir ferdi. Bunun dışında Yenişehir çalışanları da bir alt ailemiz oluyor. Dolayısıyla onların başının ağrısı bizim de başımızın ağrısı. Onların sıkıntısı bizim de sıkıntımız. Bu kurumda tabii ki biz vefayı önemsiyoruz. İyi niyeti önemsiyoruz. İyiliği önemsiyoruz. Bugün yaptığımız çalışmalarla bir en düşük maaş bugün 15.651.77 TL olarak belirlendi. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ama bir şeyin altını başkanım çizmek istiyoruz. Gerçekten Yenişehir Belediyesi'nin bu tutumu, bu yaklaşımı bizim için önemlidir. Hani Yenişehir gerçi kendisine yakışanı yapıyor, Abdullah Özgür kendisine yakışanı yapıyor ama yapmayabilirdi de. Bu kırmızı çizgi dediğim şey şu, biz bir toplu sözleşme süreci içerisinde değiliz. Biz ara protokolü yapıyoruz. Az önce başkanımın aktardığı gibi geçim sıkıntısı, geçim şartları, yaşam koşulları daraldı. Keşke imkanım olsa daha fazlasını verelim demesi, bunun üzüntüsünü duyması bile bizim için önemlidir. Niye önemlidir? İşte emeğe bakış, emeğe yaklaşım böyle tarif edilir. Biz de bundan dolayı başkanımıza tabii ki teşekkür ediyoruz. Bu ara protokolle beraber başkanım da ifade etti, biz de yine ifade etmek istiyoruz. Şu anda Mersin'in belediyelerinde hatta duyduğumuz kadarıyla çevre belediyeleri de dahil en yüksek ücreti aldığımız bir belediyedir. Bundan dolayı hem teşekkür ediyoruz hem de şunu da biliyoruz ki gerçekten 20 bin de alsak, 30 bin de alsak eğer bu ülkeyi yöneten iktidarın zamları dondurup durdurmadıktan sonra İşte enflasyon oranlarını düşürmedikten sonra, her gün yeni zamlarla, vergi yükleriyle işçiye, emekçiye yüklendikten sonra bizim zor durumda kalacağımız gibi belediyelerin de zor durumda kaldığını biz biliyoruz.